efendim, iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz enteresan. Hakikaten bu akşam enteresan haberleri izleyeceksiniz bültende. Enerji Bakanı doğalgaz, elektrik ve akaryakıtta devlet olarak fedakarlık yapıyoruz. Tüketiciye artan maliyetleri yansıtmıyoruz dedi. Bir başka enteresan çıkış da AK Parti Mersin Milletvekili Özkan'dan geldi. Özkan öğrencilere verilen 650 liralık bursu fazla buldu. Yine izleyeceksiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eski bakanlara mevzuata aykırıyken makam aracı tahsis ettiği ortaya çıktı. Enteresan etiketiyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ankara'nın Washington'ın Suriye'deki terör örgütleriyle ilgili küste açıklamasına verdiği yanıtla başlayalım bültene. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Türkiye'ye yönelik hassas suçlamalarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu Amerika'yı terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Suriye'yi bölmeye çalışan bir terör örgütüne Amerika destek veriyor. Önce Türkiye'yi suçlamak yerine Amerika kendi bu yanlış politikalarından vazgeçsin. Amerika Başkanı Biden'ın Türkiye'yi hedef alan küstah sözlerine Ankara sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Biden'ın dürüst olmadığını söyledi. Amerika'yı teröristlerin yanında olmakla eleştirdi. Türkiye 2 yıl önce bugün Suriye'nin kuzeyine Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Amerika'nın eğitip donattığı YPG PKK'lı teröristlerin kurmaya çalıştığı terör koridorunu parçaladı. Rasul Ayn ve Tel Abyad arası teröristlerden temizlendi. 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturuldu. Bu harekattan rahatsız olan Amerika, Ankara'ya doğruluk payı olmayan suçlamalar yöneltti. Tıpkı Başkan Biden'ın Temsilciler Meclisi'ne yazdığı mektupta olduğu gibi. Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri IŞİD'i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor. Sivilleri tehlikeye atıyor. Bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor. Burada bulunma amacının da DAEŞ'le mücadele olmadığını biz çok iyi biliyoruz. DAEŞ'le biz mücadele ettik. Göğüs göğüse mücadele eden tek ordu NATO içinde bizim ordumuz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Biden'ın Türkiye'ye yönelik hadsiz ifadelerine yanıt verdi. Amerika'nın terör örgütü YPG PKK'yı desteklediğini vurguladı. Washington'ın amaçlarını gerçekleştirmek için Suriye'deki IŞİD'li teröristleri nasıl kullandığını anlattı. Taliban yönetimiyle angajmana girelim de DAEŞ terör örgütü güçlenmesin. Adına da DAEŞ-K ya da DAEŞ Horasan diyorlar. Peki bu teröristleri Suriye'den oraya kim götürdü? Bunları önce otobüslerle taşıdılar bazı şehirlerden, sonra uçaklarla aldılar, götürdüler Afganistan'a bıraktılar. Çavuşoğlu Amerikan yönetiminin doğruları söylemediğini de belirtti. Terör örgütü YPG ve PKK arasında fark olmadığını bildiklerini, bunu gösteren istihbarat raporlarının yok edildiğini anlattı. Biden'ı Amerikan halkına ve Kongre'ye karşı dürüst davranmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde ise İYİ Parti lideri Akşener vardı. Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na bizimle ışık atabilir misin diye sordu. Bahçeli ise Akşener'e grup toplantısında kürsüye çıkardığı kişi üzerinden yüklendi. Üç koyunu bile güdemeyecek kadar beceriksiz olmalarıdır. SSK'yı batıran bu değil mi ya? Buna nasıl geleceksin de bunları teslim edeceksin? Vay Kemal, ya sen bizimle aşık atabilir misin ya? İktidar kimsenin tek elinde değildir. Orada oturuyorsa halkın sayesinde oturuyor, milletin sayesinde oturuyor. Vay Kemal, kıskanma. Çalış, senin de ol. Yatırım, ihracat, şehir hastanesi, üye sayısı dedi ama her defasında Bay Kemal sözünü de ağzından düşürmedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu arasında tansiyon hiç düşmezken Akşener Bahçeli hattında bölücü kebapçı düellosu büyüdü. Her hafta toplumumuzun yeni bir kesimi terörist ilan edilir hale geldi. Bu hafta milletin kürsüsünde kebapçı bir kardeşimizi misafir ediyoruz. Sözüm ona bize nazire yapan HDP'li bölücü kebapçıların gözüne girmek için bir zamanlar Metiyeler Düzlüğü Partisi'ni taşlayan ekmeksizler, erdemsizler, haydi çıkın da bir eşkıyayı kürsülerde konuşturun. Önüne gelene terörist yakıştırmasının yapılması Türkiye için son derece yanlış. Teröristin tekabül ettiği o çirkinliği hafifleten bir
duruştur, tanımdır. Canını isteyenin canı istediği biçimde konuştuğu bir Türkiye'de atizi itizi birbirine karışır. Türk düşmanlarının figüranı olmak hiç kimseyi iyi, hiç kimseyi de yerli ve milli yapmaz. Dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygunda düşmeyebilir. Bahçeli'nin Akşener'e evine dön çağrısından sonra Erdoğan'ın onu yerli ve milli saflara katmasının üzerinden bir yıl geçti. Ve artık Cumhur'la Millet İttifakı arasındaki çizgiler iyiden iyiye kesinleşti. Sözler ülke yönetimine talip olma uyarılarına kadar uzandı. Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Vazgeçmelerini telkin etmek siyasilere, muhalefete demokrasi bitti demektir. Tabii ülke yönetimine talip olacağız. Bu ülkenin yönetimi tek bir kişinin, tek bir partinin egemenliğinde olamaz. Biz gençliği bakınca X, Y, Z görmüyoruz. Eğer alfabeden okuyacaksak A'dan Z'ye kadar alaylı görüyoruz. Seçimlerde ilk kez oy kullanacak 2,5 milyon genç ittifakların hedefinde siyasetin gündemi hep sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisine kibir uyarısı yaptı. Kimileri kastetti, adresi vermedi ama parti içinden gelen yeni uyarılar dikkat çekti. Okyanusu geçtik, derede boğuluyoruz diyen de var. Kibir abidelerini kim koruyor diye soran da. Eski AK Partili, bugünün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yolsuzluk, israf, şatafat uyarısıyla birlikte hem AK Parti'nin hem de MHP'nin içinde kıpırdanmalar var dedi. Biz hükümetiz evet, partimiz hükümet evet. Dolayısıyla ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir. Bize gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ordusu olarak bu yolculuğa devam edeceğiz. Hala reis bu saatte kalkıp kibir üzerinden uyarıp tevazuya çağırıyorsa yandığımızın resmidir. Hem ekonomiyi hem kibir uyarısı AK Parti'nin içinden Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanlarına konuştu. Parti içine dönük kibir uyarısı yaptı. Daha önce AK Parti'de her düzeyde ciddi bir kibir, böbürlenme sorunu var diyen eski AK Partili vekil Mehmet Metiner, Erdoğan'ın uyarısı üzerine yandığımızın resmidir deyip Yeni Şafak gazetesindeki köşesinden ver yansın etti. Bu kibir abidelerini kim koruyor, kim kolluyor? Nasıl oluyor da yerlerini koruyabiliyorlar? Makamlarla tartif edilebiliyorlar. Tuttuğum aynadan rahatsızlık duyanlar, siyasi ayak oyunlarına dönüştürenler sayesinde geldiğimiz sonuç ortada. En önemli faktörlerden biri de artan yolsuzluklar, akraba kayırmacılığı ve her geçen gün milletin umudunu kıran lüks, şatafat, israftır. Maalesef okyanusu geçip derede boğuluyoruz. Erdoğan'ın konuştuğu gün AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın sosyal medya üzerinden verdiği kısa ama manidar mesajda dikkat çekti. Eski yol arkadaşları da en sert muhalefeti kibir, yolsuzluk, israf ve adam kayırma eleştirileriyle yapıyor. Davutoğlu, Kayseri ziyaretinde bir AK Partili vatandaşın Erdoğan'a ihanet ettin tepkisine de aynı başlıklar üzerinden cevap verdi. Ben onlara ihanet ettim. Damadın ne işi var bakanlıkta? Bakanlıkta kendi şirketini masatmak. Ben yolsuzluklar yapmayın dedim. Gelin şu yakınları zengin etmeyin dedim. Yalvardım bu Cumhurbaşkanı'na. AK Parti içindeki kibir tartışmasının taraflarından Metin Er'in Habertürk Televizyonu'nda katıldığı programdaki sistem ve ekonomi üzerine öz eleştirileri de dikkat çekti. Hiçbir sistem hiç her derdin devası değil. Sen Cumhurbaşkanı meydanda bana oy verirseniz, başkanlık sistemine evet derseniz karnınız tok olur, ülke cennet olur, ekonomi. Böyle bir şey söylenmedi yani. Öyle de çok. Ben duymadım eyal. Kardeşinize bak böyle bir video var. Bu ülkedeki ekonomik sıkıntıların, siyasal sıkıntıların eğer varsa müsebbibi muhalefet değildir, olamaz. Ülkeyi hangi parti yönetiyorsa başarı da onundur, başarısızlık evet. da onundur. Doğru söylemiş. Sadece başarısızlığın ve yoksulluğun değil, yolsuzluğun, hırsızlığın sorumlusu da AKP iktidarıdır. İki partinin de içinde büyük kıpranmalar var. AK Parti teşkilatları ve kitleleri MHP'nin bu baskın rolünden rahatsız. MHP'liler de AK Parti'nin iktidarının o yolsuzluk imajından ve yoksulluk imajından rahatsız. Bu uzun süre gideceği kanaatinde değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları hem parti içinden hem dışından yükselen eleştirilerle birlikte AK Parti'de ve ittifakta rahatsızlık iddiaları gündeme oturdu. Tüketiciye göre doğalgaz faturaları yüksek. Bir yıl içinde yapılan %18 zammı fazlasıyla hissediyorlar. Hükümet ise artan maliyetleri tüketiciye yansıtmadığını söylüyor. Enerji Bakanı'na göre devlet fedakarlık yapıyor. Ancak tüketici o fedakarlığı faturada görmediğini söylüyor.
üçte biri, beşte biri oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Ayda ne kadar doğalgaz faturası? Yani ayda ne kadar ödüyoruz? Kışın 700 lira kadar ödüyoruz. Kışın 700 lira? Evet. Çok geliyor, yüklü geliyor. Isınamadığımız halde 700 lira ödüyoruz. Yazın bile yani 150 lira gelen bir fatura yani. Yazın. Hiçbir şekilde ucuz tüketmiyoruz. Devlet olarak ciddi anlamda bir fedakarlık yaparak gerçekleşen maliyetlerin hepsini özellikle de tabii hane halkına ve küçük tüketiciye, esnafa yansıtmıyoruz. Yani hükümete göre faturalar fedakarlığın yansımış hali. Hükümet fedakarlık yapmasa faturalar katlanacak. Ama tüketiciye göre ortada fedakarlık yapan sadece halk. Daha hiçbir şey yakmadan ayda 1000 liradan aşağı biz aidat bile vermiyoruz doğalgaz hepsi birlikte. Ki yeni zamlarla ne olacak bilmiyorum. Önümüz kış, korkutuyor mu sizi? Tabii ki. Maaşımıza hiçbir zam gelmedi. Her şeye %500 zam ama %3 zam alıyoruz. Yüksek doğalgaz fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in de gündemi. Sebep yurt dışı kaynaklı diyorlar. 2021 yılında Ocak'tan Temmuz'a kadar her ay %1 zam geldi doğalgaza. Temmuz'da ise zam %12 oldu. Toplamda doğalgaz zammı %18. Tüketici kombiyi açmaya çekinirken önce Enerji Bakanı konuştu. Fedakarlığı biz yapıyoruz dedi. Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan tüketiciye hissettirilmediğini savundu. Başka bir ifadeyle aslında devlet faturanın yarısını karşılıyor demektir. Vallahi bize hiç faturalarda öyle bir şey gözükmüyor yani. Üçte biri, beşte biri oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Biz niye görmüyoruz onu? Kendi maliyetlerini düşürüyorlardır onlar. Vallahi bize yansımadıktan sonra onların dediği çok bana çok şey geçerli gelmiyor. Yansımıyor bize. Yansısa biz faturada zaten onu görürüz. Biz gelen faturaya bakarız. Vatandaş başka bir şeye bakmaz. TÜİK verilerine göre 2018 yılından bu yana elektrik faturaları %122 zamlandı. 2019'dan bu yana yapılan zamların ardından doğalgaz faturaları ise en az %63 arttı. Erdoğan ve Dönmez'se tüketiciden farklı düşünüyor. Zamlar yaz aylarında yapılıyor. Kimse anlamasın diye herhalde. 10 lira, 20 lira, 30 lira gelen faturalar bir anda 60 liraya çıktı. Oradan anlayabiliyorsunuz zaten. Biz maliyetleri yansıtmıyoruz. Yani aynı fiyattan devam ediyoruz anlamına geliyor. Fakat neden zam geliyor o zaman? Yani zam geliyor faturalara. Bunu herkes görüyor. Efendim Aşkım Hanım demiş ki hükümet iktidara geldiğinden beri Karadeniz'de 8 kez petrol, 9 kez doğalgaz bulundu. Hala buna ilişkin çalışmaların başlamamış olması oldukça enteresan. Doğalgaza gelen zammın yükselişinin önüne geçilemiyor olması ise bir o kadar daha enteresan diyor. Haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 öncesi öğrencilere 45 TL burs verilirken şu an bursun 650 TL'ye çıkarıldığını söylemişti. Muhalefet ise 19 yıllık süreçte alım gücünün aynı kalmadığına dikkat çekip eleştirdi. Burs polemiği sürerken AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan 650 TL'lik bursu dahi fazla buldu. Öğrencilere 250 TL verilmeli dedi. 2002 öncesindeki evet fiyatlar farklıydı. Şu anda fiyatlar farklı ama 45 lirayla 650 lirayı kalkıp da kıyasladığımız zaman şu anda 250 lira falan vermemiz gerekiyor. Ama bugün 650 lira burs veriyoruz. Şimdi hangi dünyada yaşıyor? Belki kendi oğlunun ihtiyacı olmayabilir ama bir genç 250 lirayla günde bir simit alıp ayın sonunu getirebilir mi? Lütfetmiş. 250 lira olmalıymış ama 650 yapmışlar. Maşallah. Ne iyi yapmışsınız ya. Yazıklar olsun. Burs polemiğine bu hesapla ve yeni bir miktarla katıldı AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan. Türkiye 650 liralık burs ücretini konuşurken o aslında verilmesi gereken 250 lira dedi. Ama biz daha fazlasını veriyoruz çıkışını yaparak şaşırttı. Şu anda 250 lira falan vermemiz gerekiyor. Ama bugün 650 lira burs veriyoruz. Kibre bak, kesesinden veriyor beyimiz. Milletten alıyor, sanki cüzdanından dağıtıyor. O gençler bunun hesabını görecek. Demedi deme. 250 lirayı çok göreceksin gence. Şimdi o milletvekiline sormak lazım. Senin oğlu kızı varsa bilemem. 10 lira ver bir çocuğa. Akşama kadar geçin de bakalım ne diyecek? Erdoğan'ın sözleriyle başlamıştı tartışma. Cumhurbaşkanı 2002 yani AK Parti öncesiyle bugünü kıyasladı. Hatta 650 lira veriyoruz elinize dizinize dursun demişti. O günden beri burs kredi miktarı en sıcak başlık. Muhalefete sesleniyorum. Göreve geldiğimizde burs. Öğrencilerimize ne veriliyordu? 45 liracık. Şimdi verdiğimiz burs 650 lira. İktidara geldiler.
Çeyrek altın 27 lira, öğrenci bursu 45 lira. Bir öğrenci bursuyla 1.65 çeyrek altın alabiliyorsun. Aynı çeyrek altını almak için burs ne olmalıydı bugün dersen 1361 lira olmalıydı. Muhalefet de aynı şekilde geçmiş ve günümüz hesabıyla cevap verip 650 lira dahi yetersiz dedi. AK Partili vekil de kendi burs hesabını yaptı. Ama o hesaba neleri kattı, nasıl yaptı, 250 lira verilmesi gerekir dedi, anlaşılamadı. Özkan bu hesabıyla hedef isim oldu. Burs ne olmalıydı bugün? Ne hesapta siz yapın. Şu anda hesap ettiğimiz takdirde şu anda 250 lira falan vermemiz gerekiyor. Ama bugün 650 lira burs veriyoruz. Özkan terörle mücadeleyi, doğal afetleri ve pandemiyi burs ücretlerinin artmamasına gerekçe gösterdi. Bugün Türkiye'de terör olmamış olsaydı, bu pandemi olmamış olsaydı bugün belki de genç kardeşlerimize 650 lira değil de daha fazla burs veriyor olacaktık. Dümeniniz yerinde, paranız var. 5 maaş, 10 maaş, ballı maaştasınız. Gözünüzü öğrencinin parasına diktiniz. Gözünüzün doyması mümkün değil. 2002 yılındaki alım gücüyle 2021 yılındaki alım gücümüze baktığımızda böyle bir hesabın ne kadar absürt olduğu ortaya çıkıyor. Bunu anlamak için ekonomi uzmanı, hesap uzmanı olmaya gerek yok. Hiçbir şeyin uzmanı olmaya gerek yok. Dalga geçer gibi, akıl alır gibi değil. Bir de hafta içinde CHP'nin yurt çıkmayan öğrencilere burs verilsin önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunu hatırlatmak istiyorum. Enteresan değil mi? Son olarak da şunu belirteceğim. Sırf yurt sorunu yüzünden okulu bırakmak zorunda kalacak öğrencilerin vebali hayır oyu veren vekiller üzerinedir diye düşünüyorum ben. Sayın seyirciler, dolar artmaya devam ediyor. 9 liraya 3 kuruş kaldı. 8 lira 97 kuruş dolaylarında. Muhalefete göre bu enflasyonu fırlatacak, dış borcu artıracak, vatandaşın alım gücünü daha da azaltacak. İlginç olansa tüm bunları AK Parti'den önemli bir isim de kabul etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, sıkıntıların farkındayız dedi. Ama dünyada daha fazla vurgusuyla. Enflasyonla ilgili sıkıntımız var, faizlerle ilgili sıkıntımız var, dolar kuruyla ilgili sıkıntımız var. Niye bu kuru yüksek? Niye bu faiz yüksek? Bu enflasyonun sorumlusu kim? Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Cumhurbaşkanına kalırsa uçacağız, az kaldı. Erdoğan'ın verin kardeşine size yetkiyi, şununla bununla nasıl uğraşılır dediği gün dolar kuru 4 lira 65 kuruştu. Bugünse 9 liraya dayandı. Gece 8 lira 97 kuruşu geçti. Gün içinde de 8 lira 96 kuruşa sabitlendi. Bu bir işçinin, memurun, emeklinin maaşının erimesi demektir. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Damat bakan bir gece yarısı kayboldu gitti. Aslında 8 Kasım'da bir damat arama seneyi devriyesi yapmak lazım. Nerede diye bir kampanya başlatmak lazım. Dolar kuru hızla yükselirken muhalefet hem dolarla mı maaş alıyorsunuz sorusunu gündeme getiren Berat Albayrak'ı andı, hem de her fırsatta açıkça Merkez Bankası'na faiz indirimi mesajı veren Erdoğan'ı. Erdoğan sürekli olarak Merkez Bankası üzerinde baskı oluşturuyor. 100 bas puan faiz indirimine gitti. Dolar kuru sürekli yukarıya doğru hareket ediyor. Sayın Erdoğan'a sorarsanız mutlaka faturayı kesecek, suçu atacak birilerini buluyor. Özellikle gıda başta olmak üzere fiyatlarla ilgili sıkıntımız var. Bunların farkındayız. Bu kez iktidardan bir isim Binali Yıldırım da muhalefetin tek tek sıraladığı ekonomik sıkıntıları kabul etti. Ama dünyada daha fazla diyerek muhalefetse artan dolar kadar Türk lirasındaki değer kaybını hatırlattı. Başka ülkelerde buna benzer sıkıntılar bizim en az 2 katımız, 3 katımız. Türk lirası dünyada dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Her 10 kuruşluk dolar kurunun artması dış borcumuzun 44 milyar TL artması demektir. Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu, 157 milyar dolar kamu özel işbirliği taahhüdü, yaklaşık 20 milyar dolar cari açığı var. Artan dolar kuru yandaş müteahhitlerin gelirlerinin artması demektir. Çünkü onlar kamu özel işbirliği projeleri kapsamında gelirlerini dolar üzerinden alıyor. Muhalefet dolar kurunun artmasıyla birileri zenginliklerine para katarken artan enflasyonla azalan vatandaşın geliri olacak dedi. Sadece domatesten örnekle bile alım gücündeki düşüşü anlattı. 12 yıl önce cebimizdeki 100 lirayla 114 kilo domates alabiliyorduk. Şimdi ancak 21 kilo alabiliyoruz. 100 liranın domates alma gücü 93 kilo düştü. Pazarda en az 10-15 çeşit domates var. Nasıl ki 146.900 TL'den 5 milyon TL'ye kadar binek otomobili varsa 5 TL'den 20 TL'ye kadar domates de var.
İktidarsa domates fiyatlarıyla araba fiyatlarındaki makas aralığını kıyaslayarak eleştirilere dikkat çeken bir cevap verdi. Ama muhalefet ikna olmadı. Artan kurla tablonun daha da kötüye gideceğini söyledi. Kur artınca A'dan Z'ye bu ülkede her şeye zam geliyor. Enflasyon hep çift hanelerde. İnmiyor. Tek hane artık bir hayal. İstanbul, Kayseri, Mersin ve gidebildikleri her adresten muhalefet partisi liderleri, vekilleri ekonominin nabzı için sokakta. Kemal Kılıçdaroğlu kağıt toplayıcılarının derdini dinledi. Onların yanından iktidara vergi cennetlerine götürülen paralardan ve hırsızlık iddiaları üzerinden ağır eleştiriler yaptı. Vatandaşın ekonomiyle sınavı da çarşı pazarı dolaşan siyasetçilerle gündeme taşındı. Mesela diyor ki çekçekçi vergi versin. Şimdi bir tarım işçisi nasıl devlete vergi verebilir ki? Bizim bir şirketimiz yok, bir kamu kuruluşumuz yok. Allah aşkına bunlar vergi alacak başka adam bulamadılar mı yok, ya? Sülük, ya bu kadar balı götüren, milyarlarını yurt dışına götüren sıfır vergi veriyor. Yani bula bula sizi mi buldular ya vergi için? Ya akıl alacak şey değil ya. Bugüne kadar biz böyle bir yokluk görmedik, böyle bir ticaret görmedik. Hala perişan oluyoruz. Ben alıyorum 1500 lira, öbür tarafa 60 lira. Bu nasıl terazimler oluyor? Muhalefet liderleriyle kurmayla tam kadro Türkiye'nin dört bir yanında sokakta. Ekonominin halkın nabzını yerinde yüz yüze tutuyor. Mahalle muhtarında da şöyle bir bilgi verilmiş. Hırsızlıktan dolayı bu uygulamayı yapıyoruz demiş. Beni konuşturmasınlar. Hırsız diyorlarsa baksınlar etrafında bir sürü hırsız var bunların ya. Evet. Başka hırsız mı bulamadılar ya? Alın teri döküp çöpten kağıt topluyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul Ümraniye'de atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan işçilerle bir araya geldi. Taleplerine kulak verdi. Yok, geçinemiyoruz. Yemin ederim ki bu ülkede yaşamak stresli. Öğrenciyim ama yemin ederim ki geleceğimden şüphe duyuyorum. Deva Partisi lideri Ali Babacan da sosyal medyadan koruma ordularından ve konvoylarından vatandaşın sesini duyamayan Sayın Erdoğan'a kolaylık olsun diye sadece 40 saniyelik bir derleme hazırladık. Vatandaşın gerçek sesini, gerçek sözünü izleyelim notuyla bir paylaşım yaptı. Sadece ben insanca yaşamak istiyorum. Biz bittik. Biz yerlerde geziyoruz. CHP kurmaylarından Engin Altay İstanbul'da, Ali Öztunç da Mersin'deydi. Yoksulluk sınırı 9200 küsur olmuş. Evet. Açlık sınırı 5000 küsur olmuş. Asgari ücret 2825. Yani yoksulluk açlığın da şansında maaş olmuş. Asgari ücret değil, sefalet ücret. Asgari ücretle kira mı ödeyecek? Çocuğun okul masrafını mı karşılayacak? Hiçbir şey karşılayamayacak. Yeter yani, yeter. Vatandaş en çok pahalılıktan dert yandı. Bir mercimeğin 18 lira olduğu ülkede orta halli insan ne yapar? Sözün bittiği yerdeyiz ben. Doğru. Bunun eti var, tüpü var, yağı var. İki kişilik yemeği 50 lira. 4 kişi olan ne yapar? Bunlar fiyatını söylerken sessizce söylüyor. Önce de pazarda bağırılırdı, söylenirdi. Esnaf rahatça söylerdi. Ekonomi vatandaşı da siyaseti de konuşturuyor. Sayıştay denetim raporuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakanlık bütçesinden 4 eski bakan için araç kiralaması yaptı. Oysa Cumhurbaşkanı israfa tahammülümüz yok demişti. Sayıştay raporuna göre 2019 yılında da aynı yönde rapor hazırlanmıştı. Ancak bakanlık usulsüz işleme devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eski bakanlarına makam tipi araçlar tahsis ettiğini tespit ettik. 4 eski bakana 4 makam tipi araç tahsis ediliyor. Sayıştay'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde ortaya çıktı ki bakanlık eski bakanların aracını kamu bütçesinden karşılıyor. Üstelik makam aracı tahsis edilen eski bakanların yakıt, muayene gibi ücretleri de bakanlık bütçesinden. İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Bu araçların kiralama ücretleri, bakım ve onarım masrafları, yakıt ve diğer tüm giderleri koruma yolluk ve gövmiyesi bakanlığın bütçesinden ödeniyor. Peki bunlar nasıl ödeniyor? Vatandaşın vergileriyle ödeniyor. Kamu denetimi yapan Sayıştay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçe ve gider kalemlerini incelerken yapılan harcama kalemlerinde usulsüz makam aracı kiralama bulgusu tespit etti.
Üstelik daha önce de uyarıda bulunmasına rağmen bakanlığın hala eski bakanlara tahsis ettiği makam araçları olduğu belgelendi. 2019 yılında yayınlanan raporda bu durumun düzeltilmesi gerektiği bildirilse de bakanlık Sayıştay'ın uyarısını yerine getirmedi. 2020 raporunda da hala eski bakanların kullanımı için araç kiralamaya devam edildi. Sayıştay'ın ortaya koyduğu bu bulgunun gereğinin yerine getirilmediği, İdare tarafından gerekli iş ve işlemlerin yapılmadığı kayda geçirilmiş. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne Sayıştay raporundaki usulsüzlüğü soran CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'a gelen yanıtta eski bakanlara kiralık makam aracı iddiasını doğruluyor. Halihazırda bu kapsamda hizmet alımı yoluyla 4 aracın tahsis edildiği bilgisine ulaştık. İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Oysa Cumhurbaşkanı Mart ayında israf diyerek araç kiralamaları ve satın almalarına sınırlama getirileceğini açıklamıştı. Zaten Sayıştay'da durumun koruma mevzuatına aykırı olduğu görüşünü raporunda belirtmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi binlerce çiftçiye arpa ve buğday tohumu dağıtımına başladı. Borçlar ve girdi maliyeti nedeniyle yeni ekimi kara kara düşünen Ankaralı çiftçiye can suyu oldu. Bazı sorunlar var ama biz çözüyoruz açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Karaman'daydı. Ama bu sözleri çiftçilerle değil partililerle buluşmasında söyledi. Çiftçi o kadar ihtiyaç durumunda ki görüyorsunuz şu kalabalığı, ana baba günü. İhtiyacı olmasa herkes burada ne işi var? Tüm Ankara'da 9 bin ton buğday ve 3 bin ton arpa tohumu dağıtacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 ilçede 17 binden fazla çiftçiye ücretsiz buğday ve arpa tohumu dağıtımına başladı. Şerefli Koçhisar'da oluşan kuyruk, girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçinin tarlada kalma isteğinin resmi oldu. Yani bu kuraklıkta bu vatandaşa 1 kilo 1 kilo. Bu millete bir kan suyu verdi ya. Çiftçi tohum desteği için can suyu dedi. Çünkü gün geçtikçe artan girdi maliyetlerinden en azından bir kalem eksildi. Bir nebze herkes yükünü hafifletti. Tohumunu falan alarak en azından bir tarlasını bari bununla meşgul edip ekecek yani. Gerçekten de maddi olarak çok büyük yararı var. Vatandaşın gerçekten tohum alacak bir ücreti yokken bunun vatandaşın çiftçinin üzerinden büyük alması çok güzel. Tohum almakta bile zorlanan çiftçi ekim yapabilmek için belediyenin dağıtımına adeta akın etti. Sadece bir ilçede binden fazla çiftçi destek için sıraya girdi. Yaklaşık olarak 10.911 çiftçiye buğday, 6.359 çiftçiye arpa tohumu dağıtıyoruz. Çiftçilere verdiği büyük bir destek. En azından çiftçilerin destekleme, tohumla, sertifikalı tohum ekiminde de yani çiftçilerin teşvikinde çok güzel bir hizmet. Parasını alacağı tohum parasız alıyor. Tohumlarımız yerli. Daha önce de nohut, mercimek hatta mısır tohumu da aldım. Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye tohum desteği sayesinde 567.420 dönümlük tarla ekilecek. Ankara'da en temel gıda ürünü buğday ve arpada üretim devam edecek. Kuraklıkla ilgili bazı problemler yaşıyoruz ekonomimizde ama bunlarla ilgili de gereğini Cumhur İttifakımız yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bir başka tarım ili Karaman'daydı. Ama tarımla ilgili değil de AK Parti İl Başkanlığı'nda siyasete dair söyledikleriyle dikkat çekti. Son 15 senede partide hiç önemli bir görevim olmadığı halde her seçimde de işimi gücümü bırakarak çalıştım. Hepimizin gönlünde bir mevkiler yatar ama önemli olan AK Parti üyeliğinizdir. AK Parti üyeliğiniz varsa gerisinin pek bir önemi yok arkadaşlar. Salgının uzaması, aşılamanın verdiği rehavet maskelerde gevşemeye neden oldu. Geçen sene grip salgını hiç görülmezken bu yıl grip vakalarında dünya genelinde ciddi bir artış var. Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü ve risk grubundaki kişileri aşılama konusunda uyarıyor. Grip vakalarında büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Geçen sene hemen hemen hiç grip vakası görmedik. Bu sene maalesef aşılamanın verdiği rehavet, hastalığı kanıksama, ciddiye almama gibi birçok nedenden dolayı maskelerin geçen seneye göre %60 civarında bir azalma gösterdiğini izliyoruz. Maske takılma oranları oldukça düştü. Covid riskine şimdi bir de grip eklendi. Artık hem koronavirüs hem de grip salgını var. Grip de risk grubundaki kişiler için hayatı tehdit ediyor. Uzmanlar aşı ve maske konusunda uyarıyor. Bu kişilerin başında 65 yaş üzerindeki kişiler, geveler,
kronik sağlık sorunu olan şeker hastaları, kalp akciğer hastaları, kanser hastaları gibi hastalar gelmekte. Dolayısıyla bu grupların grip mevsiminde mutlaka aşılarını olmalarını öneriyoruz. Geçen sene COVID-19 korkusuyla birçok insanın grip aşısını da yaptırdığını gördük. Onun da etkisi vardı. Oysa geçen seneyle bu yıl arasında salgının seyri açısından hiçbir fark yok. Hem koronavirüs hem de grip en ufak bir tedbirsizlikte hastalığa neden olabiliyor. Hatta uzmanlara göre dünya genelinde giderek yayılan ciddi bir grip salgını tehlikesi de var. Hakikaten dünyanın her yerinde, Amerika'dan tutunuz Çin'e kadar, tüm dünyada grip vakalarında belirgin bir artış var. Bu da gelecek günlerde vaka sayılarının daha da artacağının habercisi. Tüm dünyada böyle bir salgın bekleniyor. Ortak belirtiler gösterdiği için grip çoğu zaman koronavirüsle de karıştırılabiliyor. Ancak yeni geliştirilen testler sayesinde iki hastalığı birbirinden ayırt etmek artık çok kolay. Hem grip hem de koronavirüsten korunmak için eldeki en güçlü silahlardan biri aşı. Trabzon'da yaşayan astım ve kalp hastası 106 yaşındaki Nuriye Özkan, yakalandığı koronavirüsü aşı sayesinde evde atlatmayı başardı. 8 çocuk 64 torun sahibi Nuriye nene herkesi aşıya davet etti. Herkes aşısını yapılsın. Ben iki kere yapıldıktan sonra mahkeme gidip yapılırım. Aşı yapmadan ne zararı var? Aşı olanlar hastalığa karşı dirençli. Ancak aşısızlar arasında virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Son 24 saatte vaka sayısı 30 bini aştı. 188 kişi daha hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Motosikletli kuryeler bugün eylem yaptı. Hem son dönemde artan trafik kazalarında hayatını kaybeden, yaralanan meslektaşlarına dikkat çektiler. Hem de yaşadıkları zorlukları anlattılar. En büyük sıkıntı hız puanlaması. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Şu anda üniversitede okuyorum. Evet, çalışıyoruz maalesef. Ülke şartlarında, bu ülke şartlarında. Üniversite okumamızın amacı, üniversite okusam da işsiz kalacağım zaten. Yani gerek duymuyoruz artık, okumaya gerek duymuyoruz. Mehdi Aydın lise mezunu 3 yıldır motosikletli kuryelik yapıyor. Emre Cevizli ise 1 yıldır motosiklet üstünde. Aslında üniversite mezunu, dış ticaret okudu. Yıllarca finans sektöründe çalıştı. Ancak pandemide işten çıkarıldı. Geçinebilmek için şimdi o da kuryelik yapıyor. Ekonomik şartlardan, işsizlikten dolayı ne yazık ki bu mesleği yapıyorum. Çünkü başka bir alternatifim yok. Geçim sıkıntısı olan insanlar burada hepsi fazla. İnanın bana, üniversite mezunu bile, yani mühendisler bile bu işi yapmaya kalktılar. Yapıyorlar da. Çünkü pandemi dönemiyle artan işsizlik oranında yapmak zorundalar. İşsizlik arttıkça, üniversite mezunu işsiz sayısı çoğaldıkça Türkiye'deki kurye sayısı da artıyor. Ve kuryeler bugün seslerini duyurabilmek için İstanbul'da eylem yapıyor. Ücret yetmiyor insanlar, asgari ücret. O yüzden bu işi yapıyorlar. Biz Bursa'dan geldik. Mühendisi de var aramızda, öğretmeni de var, inşaatçısı da var. 50 cc motor alan artık B tip ehliyetle kuryelik yapabilme hakkına sahip oldu. Motosikletli Kuryeler Derneği'nin talebi sipariş uygulamalarındaki hız puanlamasının kaldırılması. Hafta başında bir arkadaşları trafik kazasında hayatını kaybetti. Bir gün önce de bir başka meslektaşları bu kazayı geçirdi. Ağır yaralandı. Evinize yemeğinizi, pizzanızı, hamburgerinizi, suyunuzu, çikolatanıza kadar, çorabınıza kadar bizler getiriyoruz. Bu yağmurda, bu havalarda bile ekmek parası kazanmak için biz bunları yapıyorsak lütfen onlar da bizlere biraz saygı duysunlar. Zamanla yarışıyor. Bir siparişi yetiştirebilmek için canlarını tehlikeye atıyorlar. Hızlı gelsin notuyla verilen bir sipariş onların hayatına mal olabiliyor. Son dönemde artan trafik kazalarında yaşanan kurye ölümlerine dikkat çekebilmek için bir araya geldiler. Yaşadıkları zorlukları duyurmaya çalıştılar. Bizlerin de bir canı var. Bizim de arkamızda bekleyen ailemiz var, annemiz var, babamız var. Görüyorsunuz yağmurlu havayı. Görüş mesafemiz çok az. Ve siparişler yağmurlu havalarda en az 3-4 kat artıyor. Biz burada isyan ediyoruz artık. Niye? Bu kadar insan günde o kadar kaza atlatıyor ve kimisi vefat ediyor. Ömür boyu belki de çalışamayacak duruma geliyor. Bu işi yaparken endişeniz mi? Ölüm korkusu. Sizden sipariş bekleyenlere bir mesajınız var. Acele etmesinler. Biz ne kadar, yani hızlı götürebildiğimiz kadar hızlı götürüyoruz zaten. Onların hızlı gelsin de. O da bizi ölüme sürüklüyor.
İstanbul'da taksi sorunu her geçen gün büyüyor. Bir annenin taksiye binmek için taksiciyi ikna etme çabası kaydedildi bu kez. İstanbul'un şikayetleri artıyor. Büyükşehir'in yeni taksi teklifi ise 10. kez reddedilecek mi merak konusu. Ulaşımı yer altına metrolara kaydırmak için en büyük öncelik. İşte o metro hatlarında çalışmaların başında olan doçent doktor Pelin Alpkök'ün en azından yerin altında ulaşım sorununda nasıl çözüm olacaklarını anlattı. Vatandaş 100 lira teklif ediyor, almıyor. Oysa ücret taksimetre ne yazıyorsa o. Ama yolcu seçen taksiye kısa mesafe için 100 lira teklif etmek zorunda kaldı kadın yolcu. Çünkü üşüyen küçük bir kız çocuğu vardı ve akşam saati güvenle evine ulaşmaları gerekiyordu. Ama taksici bir türlü ikna edilemedi. Lütfen bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan denk geldi bu anlara ve cep telefonlarıyla kaydetti bir annenin çaresiz anlarını. Vatandaş 100 lira teklif ediyor, almıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürücünün ticari araç kullanma belgesini askıya aldı. Taksi 3 gün trafikten men edildi. O taksiciye ceza kesildi ama yüz binlerce kişi her gün aynı sorunu yaşıyor. Sizin nereye gittiğinizi sorguluyorlar. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Kızım Maslak'ta oturuyor. Onun yanına gideceğim zaman da sıkıntı yaşıyorum. Yani sıkıntı sadece kısa mesafe sıkıntısı değil. Bulamıyorum. Yani ele diyorum ama gelmiyorlar. Yürüyorum yani bir saat. İnsanlar elini kaldırıyor, öyle havada kalıyor. Böyle garsona seslenirsiniz yani böyle görünmez onun gibi. Eli havada asılı kalan İstanbullu aynı ellerin oylamada da kalkmasını istiyor ama UKOME'deki oylamadan her defasında geri dönüyor İBB'nin yeni taksi teklifi. Yönetim değişince UKOME'deki çoğunluk Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ek bakanlıklar getirilerek Büyükşehir'in elinden alındı. Bu nedenle İBB'nin talepleri UKOME'den geçemiyor. Taksi projesi de 9 kez reddedildi. Bunun önüne geçilsin istiyoruz artık. Bıktık artık bunların yani. Geçen gün 3 tane taksiyi çevirdim. Üçünden bir tanesi durmadı. Taksimetre tarifesinin düşük olduğunu iddia eden taksiciler taksimetre çalıştırmadan para kazanmak için turist peşinde. Trafik yoğunluğu olan adreslere de girmek istemiyorlar. Kısa mesafe de kabul etmiyorlar. Yani tüm bunlar bir araya gelince taksi bulmak imkansızlaşıyor. Yaklaşık yarım saat taksi bulamadım. Bulduklarımda yok. Değişime gideceğim ve benzeri mazeretler uydurdu. Sonra bu aşağıya indim, burada da bulamadım. Sonradan dedim ki neden metroyu kullanmıyoruz? Yerin üstünde bu sorunlar yaşanırken yerin altına inmek istiyor İstanbullu ama hatlar yıllardır yetersiz. 2017'de başlayan 8 metro hattı yarım bırakılmıştı önceki yönetim tarafından bütçe yok denilerek. İBB yönetimi değişince hatlar için kredi bulundu ama takside olduğu gibi yine engellemeler yaşandı. Tüneller İstanbul'un altında bir deprem durumunda, deprem olmasa dahi neredeyse bir tehlikeli bomba şeklinde kalmış ne yazık ki. Kredi onayı uzun süre Cumhurbaşkanı'nın önünde bekleyen o hatlardan biri de Ümraniye Ataşehir Göztepe metrosuydu. Sıkıntılar her zaman olur ama biz hep planladığımız şekilde gidiyoruz. Onun müjdesini verebilirim size. Bu hat kaç yıl bekledi? 2 yıl bekledi. İşte bu yolculukla İstanbulluların merakla beklediği Ümraniye Ataşehir metro hattının da ilk yolcularından biri olduk. Yoğun trafiğe çok büyük katkısı olacağını düşündüğümüz bir hattımız bu. Da açıldıktan sonra bir süre içerisinde 200 bin ve üzerinde yolcu bekliyoruz. Türkiye peş peşe kadına şiddet haberleriyle sarsıldı. Osmaniye ve Antalya'da iki kadın katledildi. Hatay'da kendisini satırla kovalayan adamdan kaçan kadın kahveye sığındı ama kahvedekilerin tek bir müdahalede bile bulunmaması ne oluyor bize sorusunu sordurttu. Tek suçum boşanmak istemesi. Sonuç bu. Şu an adli tıptan cenazesini almaya geldik. Cani kocası boşanma işlemleri için gittiği avukatlık bürosunda buldu onu. İki çocuğunun annesi Meltem Gonca Gül'ü öldüresiye dövdü. Ve 8 günün ardından yaşam savaşını kaybetti genç kadın. Türkiye bir kez daha peş peşe gelen kadına şiddet haberleriyle sarsıldı. Allahu Ekber. Bu adalet, bu insanlık değil. Ben sizlerden, ben Türk adaletinden yardım istiyorum. Benim yeğenim kanı yerde kalmaz. 23 yaşındaydı Meltem Gonca Gül. İki çocuk annesiydi. Osmaniye'de yaşıyordu. Eşi İbrahim Gonca Gül'den ayrılmak istiyordu. 29 Eylül günü boşanma işlemleri için avukatlık bürosuna gitti. Bir süre sonra eşi de içeri girdi. Yaşanan tartışmanın ardından şiddet başladı. Genç kadın başına aldığı darbelerle yere yığıldı. 8 gün sonra da acı haberi geldi Meltem Gonca Gül'ün.
Gözaltına alınan Cani Koca ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ben adalet istiyorum sayın savcılarımızdan, hakimlerimizden. Bu pisliği çıkmasın, böylesi pislikleri çıkarmasınlar. Antalya'nın Alanya ilçesinde de iki çocuk annesi 43 yaşındaki Gönül Ye, kendilerine ait markette tartıştığı eşi Yahya Ye tarafından av tüfeğiyle vurularak katledildi. Cinayetin ardından Yahya Ye kendisine de ateş etti. Ve sosyal medyaya düşen bir kadına şiddet görüntüsüyle çevredekilerin o şiddete duyarsızlığı ise infial yarattı. Hatay'ın Antakya ilçesinde genç kadın kendisine satırla kovalayan adamdan kaçıp kahvehanede tavla oynayanların yanına sığındı. Sığındı ama kahvedeki 5 kişi kadını korumak için kıllarını bile kıpırdatmadı. Hatay Valiliği zanlının gözaltına alındığını, şiddet mağduru kadının da hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Kadın ile adamın sevgili olduğu, aralarında yaşanan para mevzusu nedeniyle saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Size sığınan bir kadın, yardım için yalvaran bir kadın var karşınızda. Bu nasıl bir vurdum duymazlık anlamak mümkün değil. 5 kişi birden. Saldırgana engel olmalarını değil belki ama polisi aramak veya ambulans çağırmak için bile kıllarını kıpırdatmamaları çok düşündürücü. Arkalarında yaralı kadın varken de öylece oturmaya devam ediyorlar. Kadınlara karşı şiddet artarak devam ediyor. Eğer uygulansaydı sayesinde çok farklı bir tabloyla karşı karşıya olabileceğimiz İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye hatırlatmak, eklemek istiyorum. Sayın seyirciler, şerit ihlali feci bir kazayla son buldu. Şerit değiştiren minibüs karşı yönden gelen elma yüklü kamyonete çarptı. Savrulup arkadaki tankerin üstüne fırladı. Tankerin araç kamerasına yansıyan kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı. Şerit ihlali yapan minibüs elma yüklü kamyonete çarpıp arkadaki tankerin üstüne uçtu. Kamyonetin sürücüsü feci kazadan sağ kurtulamadı. Kaza Isparta-Konya karayolunda yaşandı. Isparta istikametinde ilerleyen minibüs şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen elma yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savruldu. Adeta uçarak kamyoneti arkadan takip eden tankerin üstüne fırladı. Önümdeki arabayla çarpışınca bana da döndü, bana da vurdular. Bayan oradan çekilsin de. Feci kazada kamyonetin sürücüsü Yusuf Kahveci hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. İstanbul'da düzenlenen Hatay günlerine ilgi yoğundu. Çünkü Hataylı üretici maliyetlerini düşük oranda yansıttı ürünlerine ve onların deyimiyle Hatay fiyatı üzerinden satışa sundular. Dolmalık da bu sene pahalı. Bu sene tarımsal kaynaklı ürünlerde zaten bir pahalılık var. Geçen yıl da 25 liraydı. Normalde bunun İstanbul satış fiyatı 45 lira. Bugün İstanbul'da şarküterilerinde hal halı zeytin 45 liradan satılıyor. Hatay lezzetleri Hatay fiyatına İstanbullularla buluştu. Ulaşım ve girdi maliyetlerindeki artışı mümkün olduğunca yansıtmamaya çalıştı Hataylı üretici ve esnaf. Fiyatlar da yani bu şartlarda gayet iyi. İyi gördüm, güzel fiyatları. Salçanın boş kovası geçen sene 10 liraydı. Bu sene 20 lira sade boş kova. İstanbul Yeni Kapı miting alanında başladı Hatay günleri. Kadın girişimciler Hatay'a özgü etli yemekler ve ekmeklerle oradaydı ama etinden yağına maliyetleri fazlaydı. Kağıt kebabı 35 lira diyor. Evet. Geçen yıl ne kadardı? Geçen yıl 25 lira. Nasıl değişti? Geçen sene 6-7 liraydı. Şu bu sene 10 lira. Hatay mutfağının en önemli lezzetlerinden künefe, sırrı peynirinde o da zamlı. Geçen yıl 15 liraydı. Bu yıl 10-20 yaptı bana. Kurtarmıyor, maliyeti çoğaldı. İçindeki peynir? Geçen yıl 35'i alıyorduk. Bu yıl 45 lira. Yüksek domates fiyatları salçanın maliyetlerini arttırdı ama tüketici kaçmasın diye o da aynı fiyata. Geçen sene salçalık domates 60 kuruş, 65 kuruştu. Bu sene 1 lira, 1 lira 20 kuruş, 1 lira 30 kuruş. Hatta son zamanda 1 lira 50 kuruşa kadar çıktı. Kuru domates maliyeti de yükseldi o yüzden. Neyin maliyeti sizi çok zorladı? Buna niye böyle oldu dediniz? Poşet grubu. Poşet grubu, naylon grubu. Bildiğiniz gibi değil. Şunun bir paketi, 1 kiloluk dediğimiz paket 8 lira 10 liraydı. Şu anda 26-27 liraya kadar geldi. Soğuk sıkım zeytinyağı 30 liradan buluştu tüketiciyle. Üreticisine göre en az 45 lira olmalı. Rahat ulaşabilsinler diye Antakya'da sattığımız fiyatla aynı fiyatı satıyoruz. Hatay lezzetleri 10 Ekim pazar günü de Yeni Kapı'da tüketiciyle buluşmaya devam edecek. Hatay'ın gastronomisini, güzelliklerini İstanbul'daki insanlarımızla, dostlarımızla paylaşmaya geldik.
Şimdi ara zamanı. Havasına. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Son Yaz'la yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennetin.